Balıkesir'in nadide bir ilçesidir. İsmini düşmanı sindirmekten alan ve 3 Eylül 1922'de işgalcilerden temizlenen Sındırgı, bugünü resmi kurtuluş günü kabul edip her yıl coşku ile Yağcı Bedir Halı Festivali kapsamında yerli ve yabancı birçok konuğun eşliğinde bugünü kutlamaktadır. Sındırgı ilçesinin ekonomik kaynakları genel itibariyle tarım, hayvancılık, halıcılık, jeotermal kaynakların kullanımı ve termal turizm ağırlıklıdır. Kayalı Dere, Ortacalan ve Yağcıbedir köylerinde yaşayan yaycı yörükleri daha önceleri hayvancılık ve dokumacılıkla uğraşırlardı. Hayvan ürünü olarak et, süt, yağ ve peynir elde eden yörükler ayrıca özgün motiflerle halı, kilim, heybe çuval, keçe, çul ve kepenek yaparlar. Bugün göçebeliği bırakarak tamamen tarıma geçen yörük köylerinde halı dokumacılığı önemli bir gelir kaynağıdır. Geleneksel bir Türk sanatı olan halıcılık, tarihteki göçebe kültürümüzün bugüne uzantısıdır. Yağcıbedir yörüklerince yaşatılan bu zengin kültür mirası, efsanelere konu olmakla kalmamış, kompozisyon ve renk yapısı ile dünya sanat literatüründeki yerini almıştır. Tarım faaliyetleri olarak sanayi ürünleri yanında sebze ve meyvecilik de geniş yer tutmaktadır. Hayvancılık ise genellikle kırsal kesimlerde büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığı olarak çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Sındırgı, jeolojik yapı itibariyle jeotermal alanda büyük bir potansiyele sahiptir ve bunu gerek sağlık turizmi, gerek seracılık faaliyetleri, gerekse ısıtma kaynağı olarak da kullanmaktadır. Sındırgı'da önemli jeotermal yapılanmalar Hisaralan ve Ilıcalı Kaplıcası'dır. Ilıcalı, halk dilinde Emeldere Kaplıcası olarak da bilinir. Hisaralan Kaplıcası, çok sıcak sodyum bikarbonatlı maden sularıdır. Kendi sınıfının özelliklerini gösterir. Başta hareket sisteminin ağrılı hastalıklar olmak üzere kadın hastalıklarında ve ağrılı bazı rahatsızlıklarda kullanılır. Ayrıca romatizma, siyatik, kadın hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde rağbet gördüğü gibi huzur veren ortamıyla, temiz, ferah, otel ve pansiyonlarıyla tercih edilen kaplıcalar arasındadır. Emendere olarak bilinen Ilıcalı suyunun hususiyeti, Hisaralan Kaplıcası'na nazaran bikarbonatlı değil, toprak kalevili bikarbonatlı olmasındandır. Radyoaktivitenin pek fazla olması, ürik asit birikmeye meyilli organik unsurların kan seviyesinde daha kolaylıkla ve süratle temizlenebileceğini düşündürür. Gutlu hastalarda ve böbrek taşlarında dikkate alınmalıdır. Ayrıca sedef, mantar, uyuz, egzama gibi hastalıkların tedavisinde çoğunlukla tercih edilen kaplıcalar arasındadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye Sındırgı Belediyesi'ne hibe olarak 6 adet apart tarzda bina, bir ana bina, 2 kapalı ve bir açık havuzu bulunan resort otel yapılmış ve 19 Temmuz 2008 tarihinde tesis görkemli bir törenle açılmıştır.
yeraltı kaynaklarıyla Batı Anadolu'nun keşfedilmeyi bekleyen Güzide ilçesi Sındırgı, Hoşgörü'nün ana vatanına gelen yerli ve yabancı herkesi kapıları ardına kadar açık bir şekilde hoş bulmaya bekliyor.